Herkese merhabalar. Ben Emre Okay. Kampüse hoş geldin. Belgesel Kuşağı'nın ikinci bölümüyle sizlerle tekrardan birlikteyiz. Bugünkü konumuz İngiliz Tüccar ve Morning Herald gazetesinin baş muhabiri William Churchill. Osmanlı Devleti 1836 tarihinde Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanıyla uğraşırken hiç düşünmediği, hiç planda olmadığı İngiltere Devleti ile bir diplomatik krize girer. Bunun sebebi William Churchill'dir. Churchill bir gün avlanmak üzere Kadıköy'de bir ormanlık araziye gider. Ancak şunu belirtmek gerekir ki William Churchill'in gözleri yüksek derecede miyoptur. Av sırasında bir kuş gördüğünü zannedip ateş eder. Churchill ateş ettiği şeyin yanına geldiğinde görmüştür ki bulduğu bir kuş değil, Osmanlı defterhane katibi Necati Efendi'nin bizzat oğlu. Necati Efendi'nin oğlu bu ateş sonrasında yaralanmıştır. William Churchill ise cezalandırılmak üzere Kadıköy Kadıhanesi'nde mahkemeye çıkartılır. Ancak Osmanlı Devleti'nin Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanıyla uğraşmasından mütevelli Kadıköy Kadısı mahkemeyi erteler. William Churchill hapse gönderilir. Durumdan haberdar olan İngiltere'nin Osmanlı Büyükelçisi kapitülasyon ve ayrıcalıkları bahane ederek William Churchill'in hapisten çıkartılmasını ister. Osmanlı Sultanı II. Mahmut zaten bir isyanla uğraştığı için dış ülkelerle diplomatik bir kriz yaşamamak adına William Churchill'in hapisten çıkartılmasını emreder. Ancak bu İngiltere Devleti için yeterli değildir. Ellerine geçen fırsatı değerlendirmek adına krizi daha da büyütmek isterler. William Churchill'in hapisten çıkmasının yeterli olmadığını, aksine Churchill'in isteklerinin de yerine getirilmesini isterler. Osmanlı Devleti bunu da kabul eder. William Churchill'in Osmanlı Devleti'nden 3 tane isteği olmuştur. Birincisi pırlantalı bir Osmanlı nişanı, ikincisi zeytinyağı ihraç izni, üçüncüsü ise gazete çıkartmak adına gazete ruhsatıdır. Osmanlı'da ilk özel Türkçe gazete olan Ceride-i Havadis, işte bu acı olay üzerine yayın hayatına başlamış ve 24 yıl boyunca da sürmüştür.